Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Haşir suresi 11-19. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bize burada şöyle bildiriyor. Elem tera ilellezine nafagu, o münafıklık yapanları görmedin mi? Yekulune li ihvanihim, kardeşleriyle alakalı diyorlar. Ellezine keferu min ehlil kitab, ehli kitaptan kardeşlerine, yani Yahudi Beni Nadir'e şöyle diyorlar. Le'in uhricdum lenahrucenne ma'akum. Eğer siz çıkarılırsanız muhakkak ki biz de sizinle beraber çıkarız. Ve la nuti'u fikum ahaden ebede. Ve sizinle alakalı kimseye asla itaat etmeyiz. Ve in gutiltum lenansurannekum. Eğer sizinle savaşılırsa elbette size yardım ederiz. İşte Beni Nadir'e böyle diyen münafıkları görmedin mi? Vallahu yeşhedu innahum lekazibun. Allah şehadet ediyor ki onlar yalancıdırlar. Beni Nadir peygamberimiz döneminde peygamberimize komşu bölgede yaşayan Yahudilerden bir grup ve bu grup peygamberimizin yapmış olduğu anlaşmaya hıyanet etmişler. Normalde saldırmazlık anlaşması var ve bir takım karşılıklı birbirlerine destek olmaları gerektiren anlaşmalar var. Ama anlaşmaların gereğini yerine getirmiyorlar. Bunları yapmadıkları gibi bir de bunların reisi Ka'b bin Eşref 40 kişiyle Mekke'ye gidiyor ve Mekke'de müşriklerle işbirliği yapıyor ve onları Müslümanların üzerine gelmeye kışkırtıyor. Bu gibi durumlar ve bir de Beni Nadir tutup Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a suikast tertibine çalışıyorlar. Ve üzerine bir kaya yuvarlayıp öldürmeyi planlıyorlar. Ama o kaya kendi tepelerine düşüyor ve neticede terki dar ve diyar etmeye mecbur kalıyorlar. İşte Medine-i Münevvere'de münafıklar da var. 10 bin kadar nüfusu olan Medine'de sayıları 1000'i, bazı rivayetlerde 2000'i bulan münafık bir grup var. Ve bunların reisi İbn-i Selul. İbn-i Selul, Beni Nadir Yahudileriyle de arası iyi ve onlara varıp diyor ki, merak etmeyin biz sizinle beraberiz. Eğer çıkacak da olsanız biz de sizinle beraber çıkarız. Ve bize sizinle alakalı emir verilse sizin üzerinize gelmeyiz. Merak etmeyin. Ve o şekilde onlara teminat veriyor. Ama Allah-u Teala bildiriyor ki Allah şehadet eder, onlar yalancıdırlar. لَيْنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَاهُمْ. Eğer o Beni Nadir Yahudileri çıkarılsalar, o münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. وَلَيْنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ. Eğer Beni Nadir'le savaşılsa, bu münafıklar onlara yardım etmezler. وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ. Eğer yardım etseler, yani faraza, farz-ı misal, eğer yardım etseler, لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارِ, gerisin geriye dönmek durumunda kalırlar ve mağlubiyetin acısını tadarlar. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ, ve sonra kendilerine yardım da edilmez ve mağlubiyetin acısını tadarlar. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ. Siz elbette onların sadırlarında Allah'tan daha fazla bir korkuya sahipsiniz. Şu manada, yani Allah'tan korkmazlar, sizden korkarlar. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. İnansalar Allah'tan korkarlar. Ama Allah'tan korkmuyorlar da sizden korkuyorlar. Sizin korkunuzdan münafıklık yapıyorlar. ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Çünkü onlar anlamayan, idrakten yoksun bir kavimdirler. Yani ince bir düşünceye sahip olsalar zaten münafıklık yapmazlardı. Ama yaptıklarına göre demek ki anlayışsız bir kavimdirler. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلَّا فِي قُرًا مُحَصَّنًا. Ve onlar ancak tamamen korunmuş olan beldelerde size karşı savaşabilirler.
اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرْ veya duvar arkasından sizinle savaşırlar. Bu Yahudilere bakan yönüyle, yani sizin düşmanlarınız, sizin düşmanınız olan Yahudiler doğrudan meydanda, meydan savaşı şeklinde sizinle savaşmazlar. Ancak muhkem kalelerine çekilirler, oradan sizinle savaşırlar veya duvarlar arkasından, yani kulis faaliyetleriyle veya bir takım entrikalarla, bir takım suikast gibi planlarla sizinle böyle savaşırlar. Yoksa meydana çıkıp da meydan savaşı yapamazlar. Gerçekten de tarih boyunca bildiğimiz kadarıyla Müslümanların Yahudilerle meydan savaşı yok. Kalelerine çekiliyorlar, ancak bir savunma savaşı yapıyorlar. Ve tarihin hemen bütün dönemlerinde perde arkasından, duvarların gerisinden bir takım entrikalar çeviriyorlar ve o şekilde Müslümanlara zarar vermeye çalışıyorlar. Be'suhum beynehum şedid, onların kendi aralarındaki kuvveti şedittir. Yani kendi aralarında da tam bir birlik halinde değildirler. Kendi aralarında da bir takım çatışmalar yaşarlar. Bu anlamda olduğu gibi ama kendi aralarında dövüşecek olsalar çetindirler. Böyle bir manada düşünülebilir. Tahsebuhum cemi'a ve gulubuhum şedde, sen onları toplu zannedersin, halbuki onların kalpleri dağınıktır. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, çünkü onlar aklını kullanmayan bir kavimdir. Yani akıllarını kullansalar peygambere muhalefet yerine peygamberin yanında yer almaları gerekir. Ama akıllarını kullanmıyorlar ve peygambere muhalefeti esas alıyorlar. كَمَثَلِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَر۪يبًا, onların hali kendilerinden az önce başlarına musibet gelen kimselerin haline benzer. Zâgû vebâle emrihim, onlar yaptıklarının vebalini tatmışlardı. Yani bundan murat Mekkelilerin işte Bedir'deki mağlubiyeti, bu olabilir. Yani nasıl ki Mekkeliler gururlandılar, kibirlendiler, Müslümanların karşısına çıktılar ama yaptıklarının acısını, vebalini tattılar ve mağlup oldular. Dolayısıyla Beni Nadir Yahudileri de mağlup olacaktır. Veya Beni Kaynuka, eğer daha önce sürgüne gönderilmişse, bu noktada ihtimalli bir durum söz konusu. Eğer Beni Kaynuka'nın daha önce sürgüne gönderildiği esas alınırsa, yine kendi cinslerinden olan Beni Kaynuka Yahudileri nasıl ki sürgüne gönderildi, bunlar da sürgüne gönderilecek, yaptıklarının vebalini çekecekler. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, ve onlar için elim bir azap vardır. Yani elem veren, ızdırap veren bir azap vardır. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ, ve onların hali şeytanın haline benzer. اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرْ, hani şeytan insanla alakalı haydi küfre gir demişti. فَلَمَّا كَفَرَ, insan küfre girdiğinde gale, şeytan dedi ki inni beri'un minke, ben senden uzağım, benim seninle bir alakam yok. İnni اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Burada da özellikle münafıkların onlara destek gibi görünüp de onları ortada bırakmaları bir misalle anlatılıyor. Onların hali şeytanın haline benzer. Şeytan nasıl ki insana haydi küfre gir, ben seninle beraberim diyor. Ama o insan küfre girdiğinde ben senden uzağım, benim seninle bir alakam yok, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Münafıkların durumu da böyle. Beni Nadir Yahudilerine dediler ki siz kalelerinizde sebat edin, biz de sizinle beraberiz. Eğer illa çıkılacaksa biz de beraber çıkarız. Savaş olursa sizinle savaşırız. Sizinle beraber omuz omuza savaşırız dediler. Ama ne oldu? Böyle bir şeye cesaret edemediler ve onları yüzüstü bıraktılar. Şeytanın da insana haydi küfre gir deyip insan küfre girdiğinde ben senden uzağım demesi gibi. Nitekim Bedir Savaşı ile ilgili Enfal suresinde geçen ayetlerde şeytan o zamanki o Mekke müşriklerine
ben de sizinle beraberim diye onlara tabir yerindeyse gaz veriyor. İnni carul lekum, ben sizin komşunuzum, sizi koruyacağım tarzında onlara destek olacağını söylüyor. Ama savaş meydana gelip de iki taraf birbirine girdiğinde melekler ordusunu da görüyor. Ben sizin görmediğinizi görüyorum deyip oradan kaçmaya başlıyor. Ve diğer alemde de cehenneme sevk etmiş olduğu, cehenneme düşmesine vesile olduğu insanlar ona sorduklarında, senin yüzünden biz buraya düştük diye kınadıklarında onlara diyecek ki, ben sizi zorla buraya sevk etmiş değilim. Ben sadece böyle yapın diye teşvikte bulundum. Siz de peşimden geldiniz, gelmeseydiniz diyecek. İşte münafıkların Yahudileri güya destekler görülüp ardından da bırakmaları şeytanın haline benziyor. Fekâne âkibetehumâ ennehumâ finnâr hâlideyni fîhe, ve her ikisinin de akıbeti daimi kalmak üzere ateş oldu. Yani şeytan da ateşe girdi ve onun destesiyle, vesvesesiyle inkar edenler de netice itibariyle ateşe girdi. Ve zâlike cezâuz zâlimin, işte bu zalimlerin cezasıdır. Yani nefsine zulmeden, hukukullah'a riayet etmeyen kimseler böyle bir cezayla karşılaşacaklardır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittakullah, Allah'tan korkun. Yani Allah'tan korkun derken Allah'a karşı gelmekten korkun, Allah'ın yasaklarını çiğnemekten korkun, şeytanın peşine gitmekten korkun, ilahir bu gibi manalar takdir edilebilir. Vel tenzur nefsün mâ gaddemet ligat, her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Burada yarından murat dünya bir gün, ahirette başka bir gün gibi değerlendiriliyor ve dolayısıyla ahiret için ne hazırladığına baksın, böyle bir manayı ifade ediyor. Çünkü dünya ahiretin tarlası, dünyanın kendine göre şartları var, bir imtihan meydanı, ahiretin kendine göre şartları var, durumu var. Ahirette amellerin karşılığının görüleceği yer. Böyle olunca herkes bugününden yarınına ne gönderdiğine baksın. Diğer aleme iman mı gönderiyor, küfür mü gönderiyor? Salih amel mi gönderiyor, günahlar mı gönderiyor? Baksın. Vettakullah, ve Allah'tan korkun. İnnallâhe habîrun bimâ te'amelûn, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Siz ne yaparsanız Allah yaptıklarınızı görür ve bilir. Ve la tekunu kellezine nesullah fensahum enfusuhum, şu kimseler gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendi nefislerini unutturdu. Ulaike humul fasikun, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, burada şu kimseler gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara nefislerini unutturdu. Acaba bu ne demek? Bir ciheti şu olabilir. Onlar Allah'ı unutunca Allah da ceza olarak onların kendilerine bakmalarına, kendilerine bir çeki düzen vermelerine fırsat vermedi. Afakta boğuldular. Dış dünyada olup bitenleri hep takip ettiler ve kendileriyle alakalı ilim, marifet, diğer alemde işe yarayacak bir tedarikte bulunmak gibi şeylerden mahrum kaldılar. Hani bazı insanlar vardır. Bunlar maleyani pek çok şeyleri bilirler. Yani işe yaramayacak pek çok bilgileri bilirler. Ama işe yarayacak bilgilerden uzaktırlar. Bunların dünya ile alakalı çok bilgisi var. Nerede ne oluyor, nerede ne bitiyor, belki ayrıntılarıyla biliyorlar. Ama kalp nedir, akıl nedir, kalbin görevini, aklın görevini, kalbi imanla nasıl doldurmak gerekir, Allah'a muhabbetle nasıl doldurmak gerekir, bu gibi şeylerden hiçbir bilgileri yok. Böyle olunca bunlar artık tümüyle itaatten çıkmış olan, taatten uzak kalmış olan kimseler. Ve bu insanlar artık Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, nefislerinin yörüngesine girmişler, şeytanın peşine takılmışlar. Nefis onları istediği yere
yönlendiriyor. Şeytan onlarla istediği gibi oynuyor. Ve böylece bunlar adeta şeytanın kulu, kölesi haline geliyor. Şeytanın peşine takılıyorlar. Onun götürdüğü yere gidiyorlar. Ve neticede onun gideceği cehennem ateşine onlar da gitmiş olacak. Beraberce o ateşe gitmiş olacaklar. Bu açıdan Allah'ı daima hatırlamak insanın en önemli görevlerinden biridir. Ayette Allah-u Teala şöyle bildiriyor. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتْ Unuttuğun zaman Rabbini an. Ve Rabbimizi anmamız için Allah-u Teala daima ayetlerini bize gönderiyor. Ayetlerini derken Kur'an'ın ayetlerini kastetmiyorum. Gece Allah'ın bir ayeti, gündüz başka bir ayeti, sağlık bir ayet, hastalık başka bir ayet. Yani şu alemde gördüğümüz her bir varlık, bizlerle alakalı meydana gelen her bir olay ibretlerle doludur. Allah'ı hatırlatacak şeylerle doludur. Eyyamullah diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ibare. Fezekkirhum bi eyyamillah. Allah'ın günleriyle onları uyar. Onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Bütün günler Allah'ındır. Ama bazı günlerde daha böyle Allah dedirten olaylar meydana gelir. İşte bir takım kavimlerin helak edilmesi veya Müslümanlara çok büyük yardımların geldiği günler. Bu gibi günler daha özel günlerdir. Bunları hatırlamak da Allah'ı hatıra getirir. Öte yandan bir güneşin doğuşu çok büyük bir olaydır. Güneş Allah'ın mülkünde memur bir askerdir ve emri ilahiye tamamen itaat eder. Kaçta doğması gerekiyorsa doğar. İşte güneşi gördüğümüzde hem yeni güne merhaba demiş olacağız. Yeni bir gün bizim için başlıyor. Hem de Allah'ın bir ayetiyle karşı karşıyayız. Hadiste de ifade edildiği üzere güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Her bir varlık yine Allah'tan birer ayettir. Bu ayetleri eğer biz hatırlayabilirsek, Allah'tan olduğunu hatırlayabilirsek, bunlar bizi gafletten uzak tutar. Çünkü tefekkür gafleti izale eder, ortadan kaldırır. Tefekkür etmemek ise ortalığı karıştırmış olur. Yani tefekkür etmeyen bir insan niçin geldiğini, niçin yaratıldığını, bu alemin niçin var edildiğini hatırlamaz ve bunun neticesinde de gafilane hayatını geçirir. Halbuki insanın yapması gereken tefekkürle aleme bakmak, alem kitabını bir kitap gibi okumak, alemde her bir varlık Allah'ı gösterdiği için onları Allah'tan birer mektup şeklinde mütalaa etmek ve böylece daima Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini, bu gibi sıfatlarını, isimlerini yad etmek, bunun neticesinde de gerçekten Allah'ı anmış bir insan, Allah'ı hatırlamış bir insan olarak görevlerini yerine getirmek. Bunlar yapıldığı zaman insan istikametli bir hayat yaşayacaktır ve zulümden, fısktan, kötü hallerden uzak olacaktır. Cenab-ı Hak bizleri daima kendisini hatırlayan ve istikametli bir hayat yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.